Kazadan 6 ay sonra kurulda girdim. Kurulda 6 tane albay, jüri oturmuşlar. İçeriye girdim. ''Anlat bakalım Yiğit'' dedi. ''Ne yaptın?'' 1960 senesinde Uçuşa başladım ve 1985 yılına kadar 28 sene Hava Kuvvetleri'nin muhtelif filolarında av, av bombardıman ve öğretmen ve tecrübe pilotu olarak görev yaptım. Birci 80 kilo, üzerinde 80 var. Bu beni rahatsız etmez çünkü ben 80 kiloyum. İkici 160 kilo. Üçci 4G, 5G'den sonra göz kararmaya başlar. Savaşta dedi, ben öldürmesem onlar beni öldürecekti. Elbette ki dedi, tayyareler düşürdüm. Ama dedi, savaştan sonra kendimle hesaplaşmamda utandım dedi. Neden insanlar birbirlerini öldürürler? Onun için dedi, yaptığım, düşürdüğüm uçaklarla gurur duymuyorum. Özel bir hayat, özel bir eğitim, özel bir yaşam. Pilot. Ben 1937 senesi 17 Aralık'ında İstanbul'da doğdum. Ancak e, yılbaşına 13 gün kalmıştı. Sene kaybetmesin diye ailem beklemiş. Biraz da fazla beklemiş. 1938'in Nisan'ına kadar. Onun için kayıtlarda Nisan 9, 1938 olarak geçer. İstanbul'da doğduk. O yıllar harp yıllarıydı. 3 yaşına kadar olan bütün olayları net olarak hatırlayabiliyorum. Mahallemiz Koca Mustafa Paşa'ydı. Yokluk vardı, karneler vardı. Onlar bunlar, tabii bütün dünyada bu yokluklar vardı. Bir delinin peşine dünya takıldı ve 73 milyon insan hayatına mal oldu. İlkokulu, babam harp dolayısıyla İstanbul'u terk ettik. Nazilli'nin bir köyü var, Feslek Köyü. Oraya gittik. İlkokula Burhaniye'de başladım. Şimdi Burhan, Buhar kent olan yer eskiden Burhaniye'ydi. İlkokula orada başladım. Birinci sınıf Burhaniye, ikinci sınıf hadi İstanbul tekrar, Ali İlçokulu, 23. İlçokul. Üçüncü sınıf Manisa'nın e, İshakşelevi Köyü. Dördüncü sınıf Manisa, Gazi İlçokulu. Beşinci sınıf Köyönsüsü, İzmir Kızılçulu Köyünsü Malum köyönsüsüleri o büyük, o yüce insanın direktifleriyle Türk köyüne hizmete götürebilecek kıratta öğretmenler yetiştirmek için köy yasası çıkartılmıştı. 1940'tan itibaren de yasalaştı. Başında İsmet Yenönü, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi değerli eğitimciler vardı. İdealistler vardı, vatanseverler vardı. Ve 5. sınıfı oranın uygulama okulunda bitirdim. Kızılçullu. Şimdi şirin yer olan yer o zaman Kızılçullu'ydu. Orada bitirdim. Ortaokulu Buca Ortaokulu'nda Liseyi de Alsancak'taki Namık Kemal Lisesi'nde bitirdim. Bitirmeme bir sene kalmıştı ki bir olay oldu. Ailemin tazikiyle, bunların isteğiyle ayrıldım liseden. Gittim konservatora. Ankara'da Cebeci'deki konservatuvara gittim. Türkiye çapında bir eyleme yapıldı. Rahmetli Saadet Alp İkesus Soprano öğrenci seçimi için bir kampanya başlattı. 200 kişi arasında ben birinci seçildim. Ve de girdim. İki sene orada kaldım. Gene birden bir şey bir şeyler oldu. Kanıma tayare virüsü girdi. Bir kaçtım orada. Adeta kaçtım. Hocamın bütün ısrarlarına rağmen kaçtım. Hocam o zaman için dünyanın en büyük baritonuydu. Apollo Granforte. İtalyan. Ve şöyle söylüyordu. Seni alacağım, Scala'ya götüreceğim Milano'ya. O kadar sevmişti. Ben de sevdim. Yani çok da güzel iki yılımız geçti. Fakat ayrılacağım dedim. Fevkalade kızdı. Şiddetlendi, celallendi. Che milione pilote tutto mondo, ma solo uno Apollo Grand Forte dedi. Yani dünyada binlerce pilot var ama bir tane Apollo Grand Forte vardı. Ama Dinlemedik, ayrıldık. İyi mi ettim? İyi ettim. Neden? Sonuç iyi olduğu için böyle söylüyorum. Ben pilot olmak için oradan kaçtım adeta. Ya olmasaydım? Ee, şüphe yoktu, tekrar dönerdim konservatuara. Ayrıldım, İzmir'e geldim, liseyi bitirdim. Konservatörde edindiğim müzik bilgisiyle kalktığım İzmir'de bir orkestra kurdum caz orkestrası. Şimdi konak İskelesinin üzerinde deniz gazinosu vardı. Orada çaldık. Öğrenciyiz, lise öğrencisi. Beş kişi bir araya geldik. Ben gitar ve piyano çalıyordum. Ee, kimdi? Hepinizin hatırlayabileceği o yaşlardasınız ama. Ergüder Yoldaş. Sonradan Hacda Pekkan'a müzik yapan, şarkılar besteleyen Ergüler Yoldaş. Sonra inzivaya çekildi. Büyük adada bir yere gitti. Senelerce tek başına yaşadı ve sonuçta kaybettik maalesef. Ondan sonra Karşıyaka'da Tille restoranın arkasına Majestic diye bir şey vardı. Restoran. Orada çaldık. Böyle bir geçiş dönemi yaşadık. Liseyi Namık Kemal'de bitirdim. Hemen Hava Harbi Okulu'na müracaat ettim. O yıllarda çok yüklü olarak hava kuvveti bir kan değiştiriyordu. Pervaneli uçaklardan jet uçaklarına geçiş başladı. Savaş sonu tabii jet dönemine geçti dünya. Pilot işi çok fazlaydı ihtiyacı. Ve görür görmez hemen kestiler sülüsü mü? Sülüs derler ona demir yollarından biletimi. Eskişehir'e gönderdiler manelere. Hemen git gel dediler sana mavi elbiseler giydirelim. Git artık mahallende ne kadar kız varsa hepsini tavla. Böyle bir gazla doğru eskişehir gittim. kazandım. Döndüm. Ve 1960 senesinde uçuşa başladım. Ve 1985 yılına kadar 28 sene Hava Kuvvetleri'nin muhtelif filolarında av, av bombardıman ve öğretmen ve tecrübe pilotu olarak görev yaptım. 1900 61 senesinde bir tarihsiz kazaım oldu. Uçak kazası. Manisa Ovası'nda alçak uçuş yaparken yani disiplinsizlik yaparken ki pilotlar arasında bu yaygın bir şeydi. Alçaktan uçmanın verdiği bir adrenalin şeysi var, taşması var. O şeyle Manisa Ovası'nda bağların üzerinde alçak uçuş yaparken yüksek gerilim tellerine çarptım. Barajlardan çıkan görüyorsunuzdur seyahatlerinizde falan teller uzun direkler 150 bin volt çarptım e, çarpı dünya herhalde dedim öldüm dumanlar alevler kı kıvılcımlar her taraftan çıkıyor ama motor çalışıyor sonra getirdim bin bir şeyle edemiş üzerinden Gazi Emir'e indirdim tayarıyı ondan sonra işte yeni bir safa başladı hayatımda. Uçuştan ayıracaklar tabii. Kurula gittik. Mahkemesine hava kuvvetlerinin. Girdik. Bir savaş pilotun anıları kitabında bunu çok güzel anlattım. Hayatımın bir dönüm noktası oldu. 6 ay sonra kurula girdim. Kazadan 6 ay sonra kurula girdim. Kurulda altı tane albay, jüri. Oturmuşlar. Allah rahmet eylesin. Lüset Yolaç albay. Ortada oturuyor. İçeriye girdim. Anlat bakalım Yiğit dedi. Ne yaptın? Yiğit dedi bana. O çok büyük bir laf. Başladım anlatmaya. Yalan tabii. Efendim 10 milite çalışıyordum. Motorum durdu. Çalıştırmaya çalıştım. Çalışmadı. 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 Nihayet mecbur iş yapmaya karar verdim. Toprağa yere inecektim. Karşıladım tarlayı. Tekrar bir son gayrette çalıştırayım dedim. Çalıştı, çalıştı. Verdim gazı fakat toparlayamadım. Yüksek gerilim tellerine çarptım. Vay be dedi. Vay be. Yanına da baktı. Yerde ne çabuk gelir değil mi insana dedi durmuş motorlar. Evet aynen dedim komutanım öyle. Ben ikna ettim şeyiyle. Şimdi dedi buradan inerim. Gelirim seni ayağımın altına alırım, çiğnerim. Kırarım kemiklerini. Çimden dans ediyorsun? Baksana dedi sen burada. Yak dedi motor durmuş da Al baştan. Al baştan bakayım dedi. Efendim alta kırk yapıyordum. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Lagara lugara bir sürü laflar anlatıyorsun bize burada dedi. Baksana ya dedi. Baksana dedi. Sen bakıyorsun? Kaşlar böyle. Korkunç bir yamata. Neyse uzatmayalım. Savunmaya geç bakalım. Nasıl savunacaksın kendini dedi. Efendim dedim ben kaba ee, kabahatlıyım ama suçlu değilim. Ne demek o dedi? Kabahatlıyım üstünde dedi. Bu gençleri anlamak da dedi. Kabahatlıyım işte dedi. Suçlu değilmiş falan. Ne demek dedi bu? Efendim dedim ben kabahatlıyım. Evet ihlal ettim yasaları. Talimatları. Suçlu sizsiniz. Ben jetlerden birincilikle mezun oldum. Siz beni pervaneli tayarıya öğretmen diye verdiniz. Öğretmen olur mu böyle? Tecrübe sahibi olmadan öğretmen olur mu? Suçlu sizsiniz. Artık ben şeyi koyverdim artık. Şeyi yakaladık açığı. netice çık dışarı dedi. Ama dedim bana bir fırsat verirseniz göreceksiniz bak nasıl bir pilot olacağım Hava Kuvvetleri'nde. Çık dışarı dedi. Çıktık dışarı. Biraz sonra yarım saat sonra çıktı. Geç turist gibi. Hiçbir şey söylemedi. Komutanım dedim. Ne var dedi. Ben öldüm öldüm dirildim. Bir şey söyleyeyim bana. Gideceğim şimdi ben İzmir'e. Ankara'da girdik bu kurula. Seni dedi takip edeceğim. Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem ellerimle seni dedi boğarım dedi. Hani tık tık Doğru İzmir'e. Benden evvel mesaj geldi. 28 gün hapis. Uçuşa devam. Hayatımda bu uçuş hayatımın en heyecanlı, en adrenalin yüksek olayıydı. Ondan sonra hakikaten onlara verdiğim sözü tuttum. Hava kuvvetlerinde ve bunun dışında fabrikada toplam 42 sene uçuş hayatım var. Hiç yani bir disiplinsizliği yapmadım. Öğretmenlik yaptım uzun yıllar hem Türkiye'de hem dışarıda. 1961'de işte Bandırma'ya tayin oldum. Abo Mardman filosuna 161. Orada 2 sene, 3 sene uçtum. Orada bir kazağım daha oldu. İniş takımlarım açılmadı. Gövde üzerine indim, betonun üzerine. Bir hafta sonra da o tayarıyı tekrar uçurdum. Bir şey olmadı yani tayarı. Ufak yerlerini değiştirdiler. Ondan sonra Diyarbakır'a tayin oldum 1965 senesinde. Diyarbakır'a gittim. 1967 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiler hava kuvvetleri. Los Angeles'ta University of Southern California USC Üniversitesi'ne uçak kazalarını inceleme ve önleme eğitimi için. Çok güzel bir eğitimdi. Hocalarımızın hepsi profesördü. Orayı bitirdim. Ondan evvel Teksas'a gittim lisan kursuna. San Antonio'ya Orada e, lisanımı şey ettim işte biraz daha geliştirdim. Sonra üniversite. Üniversiteden Amerika'nın muhtelif eyaletlerinde görev başı eğitimi yaptım. Şanıt üstünde motor, jet motorları üzerine çalıştım. Oradan New Mexico'ya New Mexico'ya gittim. Orada kazalar üzerinde eğitim gördüm ve döndüm. 1969 senesinde Diyarbakır'dan 1969 senesinde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne tayin oldum. Oraya gittim. Karaçı'ya, Maripur üstünde. 19. Filo Harekat Subayı olarak görev yaptım. Diyebilirim ki uçuş hayatımın bir dönüm noktası oldu. İnsan Fransa'ya gidebilir, İtalya'ya gidebilir, İngiltere'ye, Almanya, Amerika, Kanada'ya gidebilir. Ki bunu saydığım ülkelerin hepsine gittim, görev yaptım. Ama orada yaptığım görevin bambaşka bir mahiyeti var. Geri kalmış bir ülke. Ama kaliteli bir hava kuvveti, İnsanları, Türkleri çok seviyor. Orada 1969-70 yıllarında görev yaptım. Görev yaptığım sırada yapılan bir hava mağarası müsabakasında birinci oldum. Birinci olunca dediler ki PIA yani Pakistan International Hava Yolu'yla dünyanın neresine gidersen 15 gün sana bedava bilet vereceğiz. Git orada 15 günde tatil yap. Nereye gitmek istersin dediler. Ben dedim Doğu Pakistan'a gitmek isterim. Ya dediler yüzbaşı deli misin? Git Londra'ya, git Tokyo'ya, git New York'a, git oralarda eğlen. Hayır dedim ben orayı görmek istiyorum. Ve gittim Doğu Pakistan'a. Şimdi Bengal'deş olan yer. O zaman Pakistan doğrusu. Doğu Pakistan'da. Ortada Hindistan. Gittim. Pakistan Hava Kötülüğü'ne gittiğim andan itibaren F-86 uçaklarında uçtum. Kore Harbi için MiG-15'lere karşılık imal edilen bir uçak. Av tayarısı. Çok da zevk aldım. Bandırmada F-84G'lerle uçmuştum. G uçur pilot tayarıyla. Bu uçaklar İkinci Dünya Savaşından sonra yani pervaneli uçaklardan sonra imal eden ilk jet uçak, jet uçakları, jet harp uçakları. F86 ile uçtum Pakistan'da. Oradan döndüm Türkiye'ye, Konya'ya tayin oldum. F84 F Thunderstrike uçaklarına uçmak üzere öğretmen oldum. Dört sene orada uçtum. Çok büyük bir deneyim oldu benim için. Çok uçtuk çünkü. Öyle, e, her pilotu yetiştiren filo idi orası. 193. Ejder filo. Sonra Türk hükümeti Amerika'dan F-4 Phantom uçaklarını satın aldı. Beni de Amerika'ya gönderdiler tekrar Florida'ya. Eğitim görmeye şeydi bu Phantom uçaklarında. Gittim Miami'ye, şey, e, Orlando'dan Tampa, San Petersburg, Maktil üstünde. F-4 uçaklarıyla uçtum, eğitimimi yaptım ve Türkiye'ye geldim. 1974 senesinde döndüm Ağustos ayında. Ayın birinde ilk Phantom uçağını Eskişehir'den uçurduk. İki uçak geldi. Phantom uçağı ile birlikte hava kuvvetlerinde bir dönüm noktası oldu. Dünyada birinci hat uçağı olarak o gün, o sıralarda Phantom uçağı gözde bir uçaktı. Hava bombardıman uçağı çift motorlu, radarlı, bütün elektronik sistemleri olan, özel silahları olan bir uçaktı. Sonra orada iki filonun kuruluşunda emeklerim geçti. Birisinde harekat subayı, 1975 senesinde de ikinci Phantom filosunda filo kumandanı olarak görev yaptım. Tayin çıktı, kumandan oldum. F-4 uçaklarında. 1977'de avukatı dedi ki yoruldum. Seni bir şeye gönderelim Avrupa'ya. İtalya'ya, Napoli'ye gönderdiler. İki sene orada okul tatil gibi bir şey yaptım. NATO karargahındaydım. Yani, tatbikatlar şubesinde. İki sene orada çok güzel günlerim geçti. Almanya'ya bir görevde gittim. Staff course denilen bir şey vardı. O eğitime gittim. Oradan döndüm. Hava Kuvvetleri'ne tayinim çıktı. Ankara'ya. 1980'de darbe oldu bilindiği gibi. 12 Eylül darbesi oldu. Ondan sonra Türk uçağı, kendi uçağını, kendi yap sloganı tekrar güncellendi. 1970'lerde, 73'lerde başlayan bu hareket 1980'de süratlendi. Hazır ee, yönetim elimizdeyken şu tayarık işini Atatürk'ün şeyine sadık kalalım ve kendi uçağımızı yapma projesini tekrar hayata geçirelim dendi. Ve bu şeyde e, bağlamda bir heyet kuruldu. Bu heyetin içerisinde pilot olarak ben yer aldım. Bir yüzbaşı ile beraber. su hükümeti vardı o zaman. Mart 1983'te 83'te bir bir kararname ile biz 16 kişi bir Türk Hava Kuvvetleri için uçak seçimi heyeti teşkil ettik. Ve 1983 senesinin Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Önce F-16'larda uçtum. Teksas'ta, Fort Worth, Dallas'ta. F-16-79 diye bir değişik uçak daha vardı. F-16 fakat motor değişikti. Başka bir uçaktı. Onu da uçtum. Oradan Kaliforniya'ya gittim. Edwards üstünde. F-20 Tiger Shark uçağıyla uçtum. O zamana kadar o tayyare Northrop firması tarafından imal edilmişti. Bizim değerlendirme listemizde olmamakla beraber bir deneyim sahibi oluruz milazısıyla. Onu da uçtum. Üç tane imal edilmişti. Birisi Kore'de düşmüş, Seul'de. Öbürü Kanada'da düşmüş. Bir tane kalmıştı ama ben onu düşüremedim. Uçtum. Oradan Missouri'ye gittim. Missouri'ye uçtum. Missouri'de F-18 uçaklarıyla uçtum. Değerlendirmemiz de vardı. Bu arada tabii şunu da belirtmekte yarar var. Biz dünyaya uçak yapacağız diye çıktığımızda teklifler istedik dünyadaki belli başlı uçak imal eden fabrikalardan, firmalardan. 18 civarında yanlış hatırlamıyorsam firmaya müracaatta bulunduk. Bunlardan bazıları nezaketen cevap bile vermediler. Çünkü Türkiye'nin mevcut durumu ne ekonomik olarak ne de sanayi olarak böyle bir uçağın ortak imalatına şey edecek durumda değildi. Bunlardan sadece iki firma cevap verdi. Çünkü onlar da Amerikan firmasıydı. FMS, yasayı, yabancı dış alımlar şeyinden, faslından Amerikan hükümeti ödeyeceği için onlar talip oldular. Ve yaptığımız incelemeler sonunda, araştırmalar sonunda, uçuşlar sonunda 5 Eylül 1983'te dönemin devlet başkanı Kenan Evren, General Kenan Evren'in huzurunda bir briefing verdik ve F-16 uçağı Türk Hava Kuvvetleri için en uygun uçak seçildi. Ondan sonra işte fabrikanın kurulması, ilk uçağın 1987 senesinde Ekim ayında o fabrikadan ilk bizim Türk F-16'sı uçtu. Temmuz ayında iki tane hazır geldi eğitim için çift kumand F-16. Ve o gün bu gündür bu fabrika dünyanın sayılı uçak imal eden, yalnız uçak değil, şey olarak, hava aracı olarak sihalar mesela, silahlı, insansız uçaklar. Dünya çapında bir marka oldu şimdi. Çok tutulan bir uçak. Büyük uçakların gövdelerin bakımları, siparişler verildi. Mesela A400M uçağı var. Çok güzel bir uçak. Airbus'un yaptığı uçak. Onun gövdesi Türkiye'de yapılıyor. F-35 dediğimiz JSF uçaklarının gövdesinin parçaları orada yapılıyor. Yani çok büyük bir kazanım oldu. 240 tane uçak Türk Hava Kuvvetleri için imal edildi. Bu arada Mısır sipariş vardı. 46 tane F-16 uçağı imal edildi ve böylece Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda dediği gibi şöyle bir söylemi vardı o yüce insanın Batı'dan kullanılmış teknolojileri almayın, yeni teknolojiler alın ancak dünya ile böyle yarışabiliriz. Bu çok büyük bir laftır. Ve F-16 şu anda da işte kendi uçağımız, muharip jet uçağı imaliye bir tayarı uçmak üzere. Artık bu böyle devam edecek. Ama o sur üzerine gidilerek bu makama, bu dereceye gelindi. Ondan sonra işte 1985 senesinde Hava Kuvvetleri'nden kendi isteğimle emekli oldum. Sonra uçak fabrikasına girdim TUSAŞ'a. Tay dediğimizde Turkish Aerospace Industry. Orada Lockheed firmasının F16 program menajeri olarak 14 sene görev yaptım. Uçtum da son uçuşumu F16 uçuşumu 11 Kasım 1999'da yaptım. Tayare bitti, benim de işim bitti. Şey yaşım da doldu zaten. Ondan sonra artık yeter dedim. Bodrum'a ıstırahata çekildim. Yazmaya başladım. Bugüne kadar yazdığım kitap adedi 11 adet. Bunun 8 adedi yayınlandı. 3 adedi yayınlanmak üzere. Bir tanesi hazır. E, iki tanesi de üzerinde çalışıyorum. Bir şeyler bırakalım diye arkamızda bütün telaşımız oydu. Hiçbir kitabımı satmadım. Sadece hediye ettim dostlarıma, arkadaşlarıma. Kısaca yaşamım bu. Hava kültüründe geçen günlerimi, yıllarımı özlemle anıyorum. Fakat üstüme düşeni yapmış olmanın da rahatlığı içerisindeyim. 20 tip tayar ele uçtum. İlk jet F-80 sonradan T-33 oldu. F-84G, F-84F, F-86 Sabre, F-100 Super Sabre, F-4 Phantom, F-18 Hornet, F-20 Tiger Shark, Tornado ve pervaneli 4-5 tane de pervaneli uçakta uçtum. Hepsi 20 tip tayarıda işte e, 43 sene böyle geçti. Boş vakitleri bir hayli bol. Boş vakitim var. Onun için yazıyorum. Tabi yazmak için de okumak lazım. Okuyorum. 3 3000 kitabım var. Şimdi bütün uğraşım bir yer temin edip bir kültür merkezi açmak adıma. Önümüzdeki günlerde işte bazı yerlerde görüşeceğiz. Vilayetle, belediye ile, vakıflarla bir yer bize tahsis ederlerse orayı işte dayayıp döşeyip bir kültür merkezi yapmak istiyorum. Ee, mukadder Akıbet yaklaştıkça kafamda bu proje daha da netleşiyor. 86 yaşındayım, Türk'üm, Doğru'yum, çalışkanım. Tabii şimdi kabul etmek gerekir ki dünyada, dünya tarihinde havacılık kadar sürati gelişen bir sektör yoktur. Şimdi şöyle düşünün. 1903 senesinde ilk insan ayağını yerden kesti. The Wright Brothers Amerika'da, Kuzey Karolina'da. Kitty Hawk Yerden kesildi işte 20-30 metre uçtu falan tekrar ediyor Bu bir tarihi başlangıçtır. 1903. Şimdi neredeyiz? 2023. Yani 10 sene mi geçti? 120. 120 senede dünyadaki gelişmeyi düşünün. Bir de havacılıktaki gelişmeyi. Neredeyiz? Merih diyoruz ya. Aya çıktık. 1933 sene, 2033 senesi için şimdi Amerika'da ayda yapılacak otelin mobilyalarının siparişi verildi. Hayretler içinde kaldım. 120 senede bir sektör bu kadar gelişir mi? 20 kilometreden işte o 20 kilometre kalk bu yer inişinden bugün 25 bin kilometre saat ayağa giden uydunun sürati. Böyle bir tekamül. Ve bu tekamüle 1903 senesinde Amerika'da başlayan bu macera 1977 senesinde işte Avrupa'ya İngiltere, önce Fransa. Fransa bu konuda bayağı başı çekti. Bilerio, Le Perdusen ilk yaptı. Fransızlar yaptı. İngiltere öyle. Türk Hava Kuvvetleri 1911'de kuruldu. Yani ilk uçağın Tayyarin demek artık şeyse, caizse, 7 sene sonra, 8 sene sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin temeli atıldı. Avrupa'dan uçak siparişi verildi. Hatta 1913 senesinde bir heyet gönderildi Paris'e, Paris hava gösterilerine. Çünkü Fransızlar fevkalade bu konuda şeydi, ilerlemiş durumdaydı. Kendi havacılık sahasındaki gelişmelerini dünyaya lanse edip bunun ticaretin yolunu açmak için bir e, havacılık fuarı açtı. Oraya Türk Hava Kuvvetleri'nin kurucusu Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa işlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu heyeti Paris'e gönderdi. Paris'te hava gösterilerini seyrettiler. Hatta bir Bleriot uçağının hava gösterileri yapması fevkalade etkiledi Pilot yere indikten sonra Şöyle bir şeyi söylüyor. Diyor ki misafir pilotlar içerisinde veya kim isterse yani pilot yok da yani e, uçmak isteyen varsa uçurayım. Hemen Mustafa Kemal atlıyor ileriye. Ben diyor uçarım. Hemen ona bir ceket, uçuş ceketi başlık falan ayarlıyorlar. Fakat başlarındaki paşa Mustafa Kemal Atatürk'ün uçmasına izin vermiyor. Fevkalade üzülüyor Mustafa Kemal. Ve biraz sonra uçak kalkıyor, havada tutuşuyor, yanıyor, düşüyor. İki pilot da şehit, İki pilot da ölüyor. Yani kıl payı ölümden kurtuluyor Mustafa Civan. Böyle bir olay da varit. Ondan sonra işte balonlar alınıyor. Balon, balon da ayrı bir konu yani Mongol biraderlerin e, hayata geçirdiği balon çok çabuk ön plana çıktı. Keşif görevlerinde falan Avrupa'da savaşlarda kullanıldı. Keşif görevlerinde kullanıldı. İşte balon kalktı Fransız Avusturya Savaşı'nda. Cephedeki birliklerin hareketlerini yazıp ve taşla atıp kendi birliklerine bilgi ulaştırıyorlardı. Böyle bir fonksiyonu vardı. Sonra uçaklar gelişti. Çift kanatlı uçaklar. Tabii Birinci Dünya Savaşı uçakların gelişmesinde çok büyük bir etken oldu. Mesela Alman pilotu Luftwaffe'nin pilotlarına Richthofen 80 uçak düşürdü. 80 uçak. İlk zamanlarda uçaklar birbirlerine saldırıyorlardı ama bir şey ne, ne yapacaklar yani çarpacak hali yok ki. Sonradan tüfek. yan yana gelince tüpeği ateşliyor. Pilotu vuruyor, tayarı da düşüyor. Sonradan makineli tüfek monte ediliyor tayarının üzerine. Şimdi ben bazen uçak diyorum, bazen tayar diyorum, Bunu şey etmeyin. Bu işin ruhu da budur. Tayaredir. Tayare öyle alıştık bize büyüklerimiz öyle söyledi. Tayare dedi. Hala tayare öleceğiz tayare. Başına tüpe kondu. Oradan ateş ediyor. Ateş ediyor. Fakat önü öndeki tayarı ateş edemez. Pervane var. Sonradan teknoloji ilerliyor. Pervanenin şeyleri var. Pal derim onlara. O arasından senkronizeli ateş ediyor. O icat ediliyor. Ve bu keşiflerle tayarcılık sürekli gelişiyor. Ve 1925 tarihinde Charles Lindbergh Amerika'dan Avrupa'ya tek sortide uçuyor. Spirit of St. Louis isimli uçağıyla, poker uçağıyla New York'tan kalkıyor. La Borgia'ya, Paris'e iniyor. Bu bir devrim oluyor. Bu arada Osmanlı ne yapıyor? O da uçak ithal ediyor. uçaklar geliyor. Düper Düsen, Dehabilan, efendim, Harlan uçakları, Moren uçakları. Bir şeydir gidiyor. Cumhuriyet döneminde daha da gelişiyor hava kuvvetleri. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün teşhisi şu. İstikbal göklerdedir. O savaşta görüldü ki havacı, hava olmazsa, hava kuvveti olmazsa hiçbir şey hareket edemez. İşte o sıralarda bir macera perest ortaya çıkıyor. Beci Hürkuş. Ve Kurtuluş Savaşımızda İzmir'de Gazi Emir'in orada Seydi Seydi köyü var. Şimdi Adem Menderes olarak ismi değiştirildi. Orada Yunan üssünü basıyor arkadaşlarıyla. Kaçırdığı tayareleri götürüyor Konya'ya. Orada monte ediyor. Ve istihdat savaşımızda Sakarya Meydan Muharebesi'nde gidiyor orada düşman atlarını bombalıyor. Hatta o sırada bir İtalyan tayyarisi Kuşadası'na yanlışlıkla iniyor toprağa. O uçağı dağılıyor, alıyor, faal ediyor. Onunla Sakarya Meydan Muharebesi'nde uçuyor. Şimdi imal ettiği K-4 diye bir uçak var. Kendi imal ettiği uçak. Onunla uçuyor. Tamamen macera peres. Ve zaferden sonra... Yine uçak imalatına devam ediyor. Türk Hava Kurumu kuruluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri. Ve orada K-14, K-16 uçaklarını imal ediyor. Kendisi imal ediyor. Motor hariç her şey yerli. Sonra Nuri ile birlikte çalışıyor. Nuri Demirağ çok zengin, çok tanınmış bir iş adamı. Aynı zamanda pilot da. Bir uçak fabrikası kuruyor. Nerede? İstanbul'da, Beşiktaş'ta. Şimdi iskelenin olduğu yerin arkasında Deniz Müzesi var. Gittiğinizde görmüşsünüzdür. Deniz Müzesi'nin olduğu yere uçak fabrikası kuruyor. Ve Yeşilköy Meydanı'na Atatürk Havalimanı var diye orasını o araziyi satın alıyor. O arazi onundur. Sonradan orada bir gök 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 küşür diye bir okul açıyor. Havacılık okulu. Ve Yeni yeni uçaklar imal ediyor. Onları servise koyuyor. Şeyle beraber, yurkuşla birlikte çalışıyorlar. Nihayet hükümet sipariş veriyor. Sipariş veriyor. Dışarıdan da sipariş alıyor. Avrupa'dan. Fakat uçaklardan bir tanesi düşünce bütün bu müşteriler şeylerini iptal ediyor siparişlerini. O da batıyor. Uçak fabrikasını kapatıyor. O sırada bir, bir müteşebbis daha, daha çıkıyor. Şiyatçı Zümre diye. Bombalar yapıyor. Uçak bombaları yapıyor. Dışarıya da satıyor. Fakat e, harp bitiyor. Bomba satışı olmayınca. O da kapatıyor o fabrikayı. Onun yanında şarkı zümre sobalarını yapıyor. O şarkı zümre sobaları oradan mülemdir. Oradan gelmektedir. Mehmetçik projesi adı altında bir e, uçak imalatı daha söz konusu. Uğur, Uğur uçakları imal ediliyor, ahşap. Ana konstrüksiyonu çelik fakat arası e, ahşap, kontrplak. Kontr bir motor var, İngiliz motoru, 145 beygirlik, Jipsi Major motoru. 50-60 tane uçaktan yaptılar. Ben de ilk uçuşumu onda başladım, Uğur uçağında. dahi bir uçak ama benim uçağım. Düşe düşe bitti, müzeye bir tane zor buldular. İstanbul'daki müzede, havacılık müzesinde bir tane var. Onda uçuyorduk. Önlü arkalı. Telsiz yok, radyo yok, hiçbir şey yok. Dahili telefon da yok. Bahçe hortumu, buradan konuşuyoruz o hortumun ucu. Arkadaşının kulağına gidiyor. Onun ağzındaki hortum benim kulağıma geliyor. İniyoruz simsiyah. Siyah hortum ya, bahçe hortumu, sulama hortumu. Öyle iki kişi uçtuğumuz zaman, tek kişi uçtuğumuz zaman arkada oturuyorduk. Yani teknoloji olarak geri olduğu için bir fren yaptığında dikiliyor tayarı. Pervane gidiyor. Onun için yalnız uçarken arkada uçuyorduk. Böyle adetleri vardı. Ama uçuyordu. Uçuyorduk. Topraktan uçuyorduk hem de. Piste almazlardı. Kırım yaparsınız, kapatırsınız meydanı diye. Biz sonra toprakta uçuyorduk Gazi Emir'de. Sonra 1970'li yıllara geldiğimiz zaman kendi uçağını kendi yap diye, kendin yap diye bir Sloganda millet ayağa kalktı. İşte o sıralardan Muhsin Batur rahmetinin gayretleri çok büyük. O ön ayak oldu. Türk Hava Kredileri Güçlendirme Vakfı'nı kurdu. Paralar toplandı. Fakat 1973'te bir petrol sıkıntısı çıktı. Dünyada kriz. O para, toplanan para gitti. Eridi gitti. İşte 80 şeyinden sonra askeri yönetiminden sonra tekrar e, bu kendi uçağını kendin yap sloganı hareket kazandı. Biraz evvel anlattığım gibi sonu mutlu sona geldi. Şimdi bu fabrikanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Onunla birlikte tabii yan sanayi de gelişti. Havelsan, Aselsan, Roketsan gibi firmalar çıktı. Ee, radarımızı da kendimiz yapıyoruz. Efendim, IFF'imizi de kendimiz yapıyoruz. Bütün elektronik sistemler Türkiye'de yapılıyor. Ve kimseye de muhtaç değiliz. Yani Türk e, havacılık sanayi, Türk sanayine, genel sanayiye de çok büyük bir ivme kazandırdı. E, bilgisayar kursları açıldı. Yani sanayi hep oradan istifade etti. Dünyaya açıldı, sattı, sattılar. işte Mısır'a 46 tane F-16 sattık. Birçok ülke adam iç saati Türkiye'de ucuz olduğu için e, şey yaptırıyorlar, gövde şeylerini, e, parçalarını kanat parçaları, gövde parçaları. F-16'nın %84'ü işçiliği, Türk işçiliği. 4 milyar 158 milyon dolara mal oldu F-16 projesi. O para şey ettiği yani kâra geçtik. Çok güzel satışları var. İşte böyle yani havacılık sanayi artık bir geriye dönüşü olmayan yoldur ve mutlak surette gelişecektir. Teknolojilerin yeme kazandığı bir sektördür. Şimdiki uçaklar, 5. jenerasyon dediğimiz uçak, nesil uçaklar, çok yetenekli, kabiliyetli uçaklar. 9 g çekiyor F-16 uçağı. 9G ne demektir? G, gravity. Yani arzın merkezine bir insanın çekimi 1G'dir. Şimdi ben 80 kiloyum. 80 kilonun şeyi birci. Eğer bu arzın merkezinde çekim olmasa ayakta duramayız. Ama tayaraya bindiğiniz zaman, hareketler yapılırken, it dalaşı dedikleri var ya dogfighting, bütün mesele öndeki düşman uçağının kuyruğunu almak. Kuyruğunu alacaksın ki tetiği çekip ateşleyeceksin şeyi. Makinalı topu. Toptur. Veyahut da füzeleri. Güzel bir şey değil. Ama yakın muharebede çok fazla G çeker pilot. 1 G 80 kilo. Üzerinde 80 var. Bu beni rahatsız etmez çünkü ben 80 kiloyum. 2 G 160 kilo. 3 G, 4 G, 5 G'den sonra göz kararmaya başlar. Çünkü kan retinadan aşağıya çöker. Çökünce görmek zorluğu başlar. Ve siyah görürsünüz her şeyi. Tabi bunu arttırın. 6. 7. ne olduğunu artık tahmin edersiniz. 9. çekiyor. Tayarenin kabiliyeti 9. 9. çektiğinizde 720 kilo benim üzerime yük biniyor. Yani vücutla yaptığı tahribatı düşünün. Ama hava arabasında bunu da çekmek zorundasınız. Ama jenerasyonlar, nesiller ilerledikçe tayarlarda yakın muharebe artık azaldı. Yok olma aşamasına geldi. Neden? 40 milyon füzeyi salla git. Füzeyi ateşle. Fire and forget füzeler bunlar. Ateşle ve unut. O gidiyor. Kendisinin radarı var. Füzenin radarı var. Siz buradan çift dediğinizde füzenin radarı düşman uçağını titliyor. Siz saldıktan sonra füzeyi çift, yani O kendi radarıyla Gidiyor, yakalıyor, vuruyor. 40 mil'den. BBR dedikleri. Görüş hattının ilerisindeki bir menzile atış ediyor. Tabii bütün bu G'leri çekebilmesi için bir pilotun bir özel donatımlı olması lazım. Elbiselerinin G elbisesi. Burada hortumu var. Yani pilot oturduktan sonra onu alıyor. Tayyarenin şeyini kilitliyor. Siz G çektikçe Elbise içerisine hava doluyor. Hem şuralara, baldırlara, hem de karnınıza. Sizi çekiyorsunuz, o da buradan bastırıyor Şimdi ne oluyor? Retinadan kan aşağı itiyor, bu da aşağıdan yukarı itiyor. Kalp ne oluyor? Yani kolay bir şey değil. O senelerin bu tahribatı sonra yaşlandıkça işte bir çıkıyor. Yani bunun için eğitim, Şöyle. Uçtukça 4 ciğde kararan göz, deneyim kazandıkça 5 ciğde kararıyor. Daha mukavemeliyor, mukavemet gösteriyor gövde. Bunun aksi. Gittiniz tayarıyı. Onun limiti eksi 3. Gittiğiniz zaman ne oluyor? Kan bir şeye çıkıyor, göz retina'yı dolduruyor, kırmızı görüyorsunuz her şeyi. Kan çıkıyor, çıkıyor ya. Haydi yine bunlar itiyor. Yani, yani özel bir eğitimi gerektiriyor. Fikren hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Fizik merkezi var Hava Kuvvetleri'nin Eskişehir'de. Oraya gidiyor, pilot olacaklar, o eğitimden geçiyor. Periyodik olarak da oralara gidiyorlar. Çember var, giriyorsunuz. Yükseldikçe, tayare irtifa aldıkça oksijen azalır. Oksijen azalıyor. 10 bin fitin üzerinde bir saatten fazla oksijensiz uçamazsınız. Onun için oksijen hortumu şeyi var burada maskesi. Uçağın oksijen sistemi var. Yerden itibaren devamlı oksijen alırsınız. Bazı durumlarda yani enerjiye fazla ihtiyaç duyduğunuz zaman da yüzde yüze alırsınız. Yüzde yüz oksijen verir. Ve canlanırsınız. İşte bu eğitimlerden geçtikten sonra ancak pilot olabilirsiniz. O ilk uçuşa alırken acaba uçuşa karşı gövdesinin bir Alerjide değil de bir e, mukavemeti var mı, bunu ölçmek için e, ilk intiba uçuşları yapılır, intibak uçuşları yapılır pervaneli tayinlerde. T-41 diyoruz onlara, uçaklara, Mescalero ismiyle uçuyor. da başarılı olursa, ümit verirse, ondan sonra başlangıç uçağına alınıyor. Başlangıç uçağı şimdi T-37'ler, K-1 uçağı var. Ondan sonra tekamül uçuşu T 38'ler var sefa260 var tekamül uçuşunda onları da hallettikten sonra mezun olduktan sonra Kkı şey Muharip uçağı ediliyor Konya'ya dünyanın en güçlü eğitim kuvvetidir Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim birlikleri i̇şte şeyde de aşağı yukarı 200'ün üzerinde tayyare var. Konya'da 100'ün üzerinde tayyare var. Yani her iki tarafın eğitim uçaklarının toplamı bugün dünyada dünya hava kuvvetlerinin toplam şeyinden daha fazladır. Çok ciddi bir eğitim yapılıyor. Konya'dan çıktıktan sonra da harbe hazır pilot olarak kıtalara gidiyor. Ayrıca bir de işte Akrotim filomuz var Konya'da. Bu bayramlarda seyranlarda seyrettiğiniz, akrobasi yapan uçaklar. Dünyada sayılı 3-4 tane şey var, böyle akro var. Onlardan bir tanesi de bizim Türk Yıldızları'dır. Böyle yani özel özel bir hayat, özel bir eğitim, özel bir yaşam. Pilot. Ben doyamadım. Ama istediğim gibi uçtuğum için, istediğim uçaklarla uçtuğum için, Mutluyum. Herkes aynı şansa sahip olamaz, olmayabilir. Yani ben çok mutlu olarak uçtum, mutlu olarak görevimi yaptım ve mutlu olarak da görevi eksiksiz yaptığıma inanarak emekli oldum. Şimdi tabii emekli olduktan sonra, kesin emekli olduktan sonra hobilerime döndüm. Müzik çok sevdiğim bir saha. Konservatörden edindiğim müzik bilgisi bu yaşıma kadar beni getirdi. Şu anda tenor olarak aryalar okuyorum arkadaşlarım, dostlarım arasında bir araya geldiğim zaman. Şiir yazıyorum. Şiir kitabım çıktı. Sicil yazıyorum. Çok değişik bir türdür şiir işi ileri yaşlarda başladı. O kadar ümitli de değildim ama bir, bir kitap yazacak hale gelmiş Şimdi demek ki yazdım. Hafızamda şu anda 800 civarında şiir var. Klipler yapıyorum. Stüdyolardan teklif alıyorum. Gidiyorum orada. Nazım Hikmet'in şiirlerini klip yapıyoruz. Efendim Atal Behramoğlu'nun şiirlerini. Bunlarla Şiir şeyimi tatmin etmeye çalışıyorum. Müzik de öyle. Gitarım var burada. Gitarımı çalıyorum adamda. Ee, bulduğum yerde piyano çalıyorum. Şeyi kaybetmemek için. Meleklemi kaybetmemek için. Ee, dost alemlerinde işte böyle hoşça vakit geçirmeye çalışıyoruz. Kitaplarımdan ilk kitabım bir savaş pilotunun anıları. Tabi bu kadar sene uçuş olmanın verdiği bir takım deneyimler var yani. Anılar var. Olmaz olur mu? Mesela Bandırma'da 161 filoda uçarken o zaman Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'du. Siz tabi bilmezsiniz, gençsiniz. Çok tanınmış bir adamdı. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da saygı gören bir insandı. Muhsin Batur. Bandırma'da sınıf arkadaşımla beraber iki uçak Uçuyoruz. Muharebe görevi yapıyoruz. İlk jetlerde işte dünyada. Hep 84G tayaresiyle. Görev dönüşü Balıkesir'in yanından geçerken işte kanatımın ucuna baktım. Balıkesir meydanı. Biraz sonra da 50 mil sonra bandırma. Çok yakın. İki numaram dedi ki Batur dedi yakıt arızam var. Ayhan dedim Balıkesir'e inelim. İnelim dedi. Şimdi ikimiz de tecrübe olarak fazla tecrübemiz yok. Ben kendi kendime şöyle düşündüm. Değil, o kadar fazla tecrübem yok. Yani ani kararlarda çok dikkatli olmam lazım. Kolumda da uçan sınıf arkadaşım. Orada da meydan var. Öyleyse dedim Balıkesir'e iniyoruz Ayhan. Rahmetli oldu sonra şehit oldu. Balıkesir dedim işte Kartal bilmem kaç. İki numaranın yakıt arızası var. Meydanınıza iniş yapacağım. Biraz durdu. Emergency deklare ediyor musunuz dedi. Ediyorum dedim. O zaman yayın yaptı. Bütün tayyareler ikinci bir emre kadar telsiz sükutu. Emergency uçağım var. Sizi tekrar ikaz edeceğiz. Sükunet mutlak. Geldim. Pilot ismi dedi Batur dedim. Geldik piste indi. Pistin sonuna doğru bir baktım. Önümde üst komutanının arabası. Tepemde helikopter, arkamda yangın arabası, ambulans. Geliyorlar. Herhalde dedim ben emergency dedim diye. bunlar normal önlemler. Sonra geldik. Park ettirdiler bizi yan yana. Kanıpıyı açtım. Şöyle bir baktım kanat ucuma. Üst komutanı. Yanında da bütün kararlar dizilmiş. Hepsi selam duruyor. Bana. Ayhan dedim daha şeyi durdurmamıştım motoru. Ayhan dedim benim gördüğümü görüyor musun sen? Görüyorum dedi. Üsteğmen Batur demedin dedi. Seni Mutsin Batur'la karıştırdılar. Göreceksin şimdi dedi. Şöyle bir baktım. Adam gözümün içine bakıyor. Kaskı daha çıkartmadığım için görmedi daha kim olduğumu. Ya çıkaracağız bunun şeyi yok. Çıkarttım böyle. Kim kim bu dedi ya? 10 dakikadır selam duruyorsunuz, burada. ne kadar üzüyorsunuz? <Verin yakın. gülüyor> Karabinin içerisinde böyle nokta gibi oldum. Hava kuvvetlerinde bu hikaye senelerce anlatıldı. Yani rakı masası bir mezesi oldu yani. Böyle çok çarpıcı şeylerinden bir tanesidir yani. Tabii havacılık, havacılık bambaşka bir sektör. 60 pilot mezun olduk. 35 şehit verdik. O zaman çok büyük e, telafat verdik. Yani yeni jetler fazla bilinmiyordu. Konseptler, uçaklar yeniydi. Her gün yeni yeni talimatlar gelirdi falan. E, şimdi mesela o kadar kaza yok. Hem eğitim gelişti, hem uçaklar gelişti. O zamanki gibi değil. Şimdi kitap kitabının birisi kanatlı şövalyeler. Dünya havacılık tarihini orada konu aldım. Biraz evvel de anlattım ya Birinci Dünya Savaşı'nı. Ondan evvel Balkan Savaşları. Tabii orada Türk Hava Kuvvetleri o zaman Osmanlı Hava Kuvvetleri'ydi. Ama her şeye rağmen, yokluklara rağmen bayağı da tayare satın alındı. Geldi. Çanakkale Savaşları'nda bayağı yararlıkları dokundu. Hatta tayare düşürdüler. Kuzey Afrika'da uçtular. Balkan Savaşı'nda çok büyük hizmetleri oldu. Fakat Alman Hava Kuvvetleri Birinci Dünya Savaşı'nda biraz evvel de belirttiğim gibi Richthofen 80 uçak düşürdü. İkinci Dünya Harbi'nde bir patlama oldu. Binlerle, on binlerle, yüz binlerle uçak imal edildi. Japonya, Japon Hava Kuvvetleri Pasifik Harekatı'na başladığı zaman 50 bin uçağı vardı. Alman hava kötürü Luftwaffe orası da öyleydi. Jet uçağı Almanlar tarafından savaşın sonlarına doğru Messerschmitt uçağı, Dornier uçağı, jet uçakları imal edildi. Birdenbire bir yayın oldu, gelişim oldu. Erich Hartmann diye bir binbaşı 352 uçak düşürdü. Yani Avrupa cephesinde bir Battle of Britain dediğimiz İngiltere savaşlarında Rus cephesinde 200 352 uçak düşürdü. Gece hava muharebeleri yapıldı. Yani akılları durduruluk dur verecek bir şey. Gece hava muharebesi. Hatta gece 44 tane uçak düşüren Alman pilotu var. Burada çok çarpıcı bir şey ee, paylaşmak istiyorum sizinle. Bodrum'da bir partide bir hanımla tanıştım. Laf, laf açarken benim havacı olduğumu anladı. Benim de babam dedi pilot. Alman Hava Kuvvetleri'nde savaştan sağ çıkmış bir pilottur dedi. Yapma dedim. Gözlerim açıldı böyle. Nasıl dedim öldü mü yani? Hayır dedi hayatta. Nasıl dedim temas edebilirim babanızla? Ben aracı olurum dedi. İzahın yok dedi babamın dedi. Yaşlandı da. Aracılık yaparım size dedi. Bir, bir araya getireyim Neyse ertesi gün buluştuk. Telefonda ben ona sorular sordum. O bana cevaplar verdi. Ertesi gün o bana resimler gönderdi. Tekrar konuştuk. Bir hafta önce konuştuk ettik. Karl Paul ismi. Bana maceralarını anlattı. Kimlerin kolunda uçtuğunu, Eric Hartman'la uçmuş, ile uçmuş, Aldal Galant'la uçmuş. Bu anılarını bana anlattı, 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 anlattı. Can alıcı soruyu sana bırakmıştım. Paul dedim, Paulik, kaç uçak düşürdün? Dur, 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 dur. dur. Söyledi. 19 yaşında dedi ben ah, Luftwaffe'ye girdim. Alman Hava Kuvvetleri'ne. Savaşta dedi ben öldürmesem onlar beni öldürecekti. Elbette ki dedi tayyareler düşürdüm. Ama dedi savaştan sonra kendimle hesaplaşmamda utandım dedi. Neden insanlar birbirlerini öldürürler? Onun için dedi yaptığım düşürdüğüm uçaklarla gurur duymuyorum dedi. Bağlık iki sene sonra öldü. Bir savaş pilotunun anılarına ikinci baskısını onu koydum. Bir gökyüzü savaşçılarına koydum. Onu okursanız en son budur. Şöyle de söyle bitirmiştim kitabı. Onlar oyunun kurallarına göre oynayarak zafer kazandılar. Onlar şövalyeler. Ama şimdi şövalye var mı bilmiyorum. Onu sizin takdirinize bırakıyorum diye bitirdim. başladığım, öğrenime başladığım yılları düşünürsek, 1940'lı yıllar, harf yılları, yokluk yılları. Ama şu vardı, hayatımda eğitim dendiği zaman ilk aklıma gelen şey, köy enstitüsü, enstitüsünde, Kızılçulu köy enstitüsünde okuduğum, uygulama okulunda okudum 5. sınıf. Düşününüz 5. sınıf ben 5 yaşında başladım okula. Okula başladığımda okur yazardım. Ablam öğretmen olduğu için beni böyle 5 yaşındayken okula girdiğimde mükemmel yazıp okuyordum. 25-30 kişi, tabii uygulama okulu olduğu için öğretmen çıkacak köyün talebeleri orada imtihan veriyor uygulama okulunda. Ha diyorlar, öğretmen oldun sen artık. Onun için çok büyük bir ihtimalle, çok özenle bize yaklaşırlardı. 25-30 kişi müzik dersine girdiğimizde 10 yaşındaki çocuğum mandolinimin akordunu ben yapıyordum. Parasızlıktan değil, mandolin almak falan hayatımız şeydi yani. Açlıkla da geçti açıkçası. Ama mandolini orada gördüm. Kemanı orada gördüm, piyanoyu orada gördüm. Öğrenciler piyano çalıyordu, öğrenciler tiyatro bölümü vardı. Efendim, saz bölümü vardı. Yani öyle bir okuldu ki imeceyi orada öğrendim. Yani bir köyde köy öğretmeninin bilmesi gereken ne varsa orada gösteriliyor, öğretiliyordu. Hatta köye giderken öğretmen oldu, köy tayin oldu, atandı, köye gidecek değil mi? Bazı avadanlıkları da okuldan veriyorlardı, beraberinde götürüyordu İşte bu kazmadır, bu kürektir, bu bilmem nedir falan. Yani böyle bir tarafı da vardı köyün 20 tane, yanılmıyorsam 20 veya 21 tane e, yapıldı Türkiye'de. Ne hikmettir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hepsi kapandı. E, son olarak da şey okul kapandı. E, NATO kararcağı oldu. Oysa bütün dünyanın gıpta ettiği bir eğitim yuvasıydı. Komünist dediler, o dediler, bu dediler. Hatta bir deneyimim daha var. Onu da burada şey etmek isterim. Güya Ankara'daki Hasan olan köyünsü tepeden bakıldığında havadan orak çekikmiş. Jetlerden mezun oldum. ilk yaptığım üç iş girip bunu görmek. Gittim tepeden baktım ne orak var ne çekiç var bir şey. Yani bu yalanlarla bu dolanlarla o güzelim eğitim yuvalarını kapattılar. Kesseler kesseler Atatürk hücrelerime kadar nüfuz etmiştir. Her şeyim o. Bize insan olmaklığın erdemini, şerefini, onurunu veren tek insandır. Şöyle tarif ederim. Bugün şu cennet dediğimiz vatanda, da cennettir. Dünyada böyle bir toprak yoktur. Hangi ülkede dört tane deniz var? Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz. Karadeniz'in balığı Akdeniz'de yok. Ege'nin balığı Karadeniz'de yok. Allah iki tane de dalyan vermiş. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. Bastonu soksan yeşiriyor Konya Ovası'nda. Kuruttuk. Bu cennet vatanda günde 85 bin camiden 5 vakit okunan Ezan-ı Muhammedi'nin ulviyeti altında özgürce yaşıyorsak, özgürce dinimizi ibadetimizi yapabiliyor isek bunun bir nedeni var, bunun bir sebebi var. Bedeli terdir, kandır. Hala hudutlarımızdan gelmekte olan şehitlerimizdir, Mustafa Kemal'lerdir. Bize insan olmaklığın erdemini bağışlayan başta Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve şu hedanın önünde bir defa daha kutsal andımızı yineleriz. Ne senden geçeriz, ne senin eserinden. Düşünebiliyor musunuz? Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Bir kurtuluş savaşı var ki, biraz evvel Pakistan'dan bahsettim size. Pakistan'da bir gün şöyle bir görev verdi bana Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Dediler ki, yüzbaşı, sen NATO'dasın, size intikaller çok oluyor, kıta taşınmaları. Al filonu, 19. filoyu Jacob Abad diye bir yere gideceksin. 10 tayarı 14 pilotla. Nerede biliyor musunuz Jacob Abad? Hindistan da Pakistan arasında bir tar çölü var. Dünyada bundan korkunç bir çöl yok. Ot yok. Bir tane ot yok böyle. Yerden sanki böyle buhar çıkıyor. Gittiğim gün 125 derece sayır. Fahrenheit'ti. 51 derece. 51 derece. Orada şöyle bir şey başıma geldi. Tabii ben filo kumandanı şeyiyle gittim, kisvesiyle gittim oraya. Bana valinin şeyini verdiler, rezidansını verdiler. Valiyi çıkarttılar, askeri idare var. Çık dediler sen. Ben 15 gün valinin şeyinde kaldım, rezidansında kaldım. Üzerinde devamlı şey dönüyordu. Ventilatör. Bir dönmesin, sinekler, sivri sinekler kemikli. Parça parça ederler adamı. Gözlerimle gördüm bunu. Ve orada geldiler dediler ki Captain Yüzbaşı yarın akşam meşveret yapacağız. Katılır mısın? Meşveret demek insanlar toplanıyor bir yerde mollalar böyle sakalı göbeğinde mollalar bir ayak atıyorlar ortaya. Bir konu atıyorlar. Ayak denir ona o konu üzerinde kalkıyorsunuz, söyleşi yapıyorsunuz. Siz dediler, bir mollayla söyleşi yapar mısınız? Ne konu ne dedi? Siz dedi konuyu seçin. Onun şeyisini yapın, söyleşisini yapın. Ben de Mehmet Akif Ersoy'u aldım. Çıktık iki tane mikrofon. Yemyeşil bir şey, saha. Yüzlerce sandalye. Halk oturmuş oraya. Molla benim yanımda. Onda bir mikrofon, bende bir mikrofon. Ben Mehmet Akif'in safahatını okudum. As Asım'ın. 120 Mısra. Şimdi oturur, otur. 30 dakika sürer. Yüce Cahil'in. Doğaçlama olarak onu okudum. Arkadan onların milli kahramanı Muhammed İkbal. Onun Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu okudum. Koş Mustafa Kemal koş. Atının gittiği yere kadar koş. Arkana bakma. Biz nice kereler tereddüt yüzünden bu meydanlarda mat olduk. Avımızı ağlamış, terkimizi asmış iken bugün avlarımız bizi avlıyor. Koş Mustafa Kemal koş. İslam'ın bayrağı senin elinde. Yer yerinden oynadı. İnsanlar kalktılar ayağa. Türkiye zindabat, Türkiye zindabat, Türkiye payindabat. Yaşasın Türkiye diye. Ayaklara kalktılar. Diyor. Ondan sonra Molla aldı. O da İkbal'i Muhammed Cinnah'ı anlattı. Biraz Mehmet Akif'ten anlattı. Böyle güzel bir şeylere sahne oldu. Şahit oldum. Sonra onlarda da Karaçi'de Pencap Üniversitesi'ne gittim. Dedim benim boş günlerimde size yardımcı olabilir miyim? Dediler ki Türkoloji bölümünde mümeyiz noksanımız var mümeyizlik yapar mısınız? Yani imtihana giren çocuklara soru soruyorsunuz. Mümeyiz. Olur dedim. Girdim. Ve bir sene orada mümeyizlik yaptım. Sor diyorlardı. Karışık bir şey sor. Türk tarihine dair. Atatürk'ün harf terörünü anlatıyordum. Şakır şakır anlatıyor. Şakır şakır anlatıyor. Yani Kısaca şunu söylemek istiyorum. Dolu dolu bir hayat yaşadım. İstediğim her şey oldu. Benim isteyeceğim şey nedir? Ülkeme hizmet. Hala da bu hizmeti yapmaya devam ediyorum. Başka Türkiye yok. Başka Türkiye yok. Atatürk'ün en sevdiği şairlerden birisi Tevfik Fikret'tir. Der ki Tevfik Fikret, senin bugün cennet kadar güzel bir vatanın var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı inci şetareti kızcağız kimdir bilir misin? Vatanın. Vatanın. Şimdi saygısız bir göz Allah esirgese, kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? İster misin şu ak sakalın partiyi muhteşem pişani vakarına bir kirli eldemem, Hatta bir dil uzansın. Elbet hayır. O makber, o pişani vakur kutsi birer misali vatandır. Vatan gayur insanların omuzları üstünde yükselir. Gençler bütün ümidi vatan şimdi sizdedir.